ünlü popçu Hakan Peker eşiyle birlikte Saray Yavrusu evinin kapılarını Magazin 8'e açtı. Hakan Peker'le eşi Arzu Öztoprak'la olan ilişkisinden yeni şarkılarına, gençlik sırlarından hayallerine kadar her şeyi konuştuk, izliyoruz. Yıllara meydan okuyan ünlü şarkıcı Hakan Peker ve eşi Arzu Öztoprak, İstanbul Bahçeşehir'de bulunan Saray Yavrusu evlerinin kapısını Magazin 8'e açtı. Hoş geldiniz TV 8 ailesi. Ünlü çiftten dobra dobra açıklamalar. Bu toplum beni yaşarken asla yaşlanmış göremeyecek. Hakan Peker ve eşinin yeni taşındığı İstanbul Bahçeşehir'deki evlerindeyiz. Dört katlı, açık tonlarda döşenmiş villaya girer girmez mis gibi kokular bizi mutfağa yönlendiriyor. Hakan Peker tezgahın başına geçmiş, bizim için hazırlık yapıyor. Çaylarımızı alıp bahçeye geçelim ve sohbete başlayalım. O dudaklar kırmızı kırmızı, öpmesem söndüremem bu yangını. En son 2014 yılında Mütemadiyen isimli bir albüm çıkaran Hakan Peker, hayranlarının yıllardır beklediği projeyi sonunda gerçekleştirdi ve efsane şarkılarını bir araya topladığı yeni bir albüm yaptı. Ateşini yolla bak, oraneler içindeyim bilmesen de. Ama tabii çok yine hit şarkılarım oldu. Köylü Güzel Amma ve Lakin, Ateşini Yolla Bana, Karan. Yani birçok hit şarkım olduğu için zaten bu albümü yapabildim. Efsane şarkılar diyebildim. Çünkü her şarkımda milyonlar sattı ve kitleleri peşinde sürükledi. O yüzden aynı şarkıları 20 sene sonra aynı albüme toplayıp bir daha verdiğim zaman başka bir jenerasyon tarafından tekrar sevildi ve tekrar da başarılı oldu. Kendisinin de dediği gibi jenerasyon değişti ama şarkılarının yarattığı etki gibi Hakan Peker de aynı kaldı. Şimdi görüntüleri arka arkaya görünce ne demek istediğimizi daha iyi anlayacaksınız. Bir efsaneydi, efsaneydi senle beraber olmak. Gözlerinde buluşup ellerine dokunmak. Saatlerce uzanıp hep yanında kalmak. Bir efsane senle beraber olmak. İki klip arasında tam 36 yıl var ama değişen bir şey yok. Nedir bu zamana meydan okumanın sırrı acaba? 50 yaş genç yaş olarak aslında algılanıyor toplumda. Hani yaşlanması mı gerekiyor acaba insanların diye düşünüyorsun. Bence böyle bir şey yok aslında. Niye özel bir durum? Hiç göstermiyorsun. Niye? Abi yani ya ne fark eder ki? Bir yılda da gösterirsin yani. Bir gün bakarsın hani 49'da göstermezse 50 toptan gösterirsin ben hepsini. Ben şey diyorum arkana, bundan bir 20 yıl sonra sen böyle olursan işte o zaman ürkerim ben diyorum. Deli miyim neyim kapında işimle? Deli miyim neyim elimde çiçekler? İnanamıyorum ben bile kendime. İnanamıyorum el alem. Valla yok, genetik yani, hani söylenecek gerçekten bir şey yok. Ben böyle bir formül falan üretmeyi düşünüyorum artık Hakan adına. Var cevap verecek bir şey olsun, sadece genetik demek yetmiyor. Ünlü şarkıcı hala aynı. 13 yaşındaki bir kız işte bir efsaneyi söylüyor ezbere. Şey diyecek mesela o da, benim çocukluğumda da bu var. Çocukluğumda da vardı şahsen. Onu diyor ki annesi, kızım bizim çocukluğumuzda da vardı. Anneannesi diyor ki, vallahi ben de yetiştim o şarkıya, ben o zaman liseye gidiyordum. Ellerine kın ayakmış ellerine, gözlerine sürme çekmiş gözlerine, dille dilemezse düşmüş dillerine, sosyeteye girmiş köylü güzeli. Ben de diyorum ki bu toplum beni yaşarken asla yaşlanmış göremeyecek diyorum. Çok iddialıyım. Genç yaşta. Ben çok genç yaşta gideceğim. Ağzınızdan yel alsın Hakan Bey. Daha gençsiniz. İlk defa hayatta tansiyonum 20'ye 10 oldu. Daha acil servise gittik, yattık falan. Adam doktor böyle tansiyonumu ölçtü falan. Ona 20 falan dedi. Orada bir tane güvenlik memuru vardı. Bakıyor böyle çocuk böyle. Hakan abi maşallah hiç göstermiyorsun yaşını ha. Allah canım ağzı. Çok aynı duruyorsun sen. Ulan ölüyoruz dedim oğlum. 20'ye 10 tansiyon. Hani sen... Ne olacak yani, göstersek ne olur? Yok yok, hiç ölüme bir şey olmaz abi sana. Sen rahat ol. Hayatta sen var, hiç göstermiyorsun. Hakan Peker ve Arzu Öztoprak 3 yıl önce nikah masasına oturdu ama hala flörtleşen liseli gençler gibiler. Ya biz önce eğleniyorduk yani, hani arkadaşlık ediyorduk, eğleniyorduk. Ondan sonra çalışıyorduk beraber. Ve sonra işte bu böyle gitti ve o eğlence devam etti. Flörtken de devam etti, nişanlılıkta devam etti. Sonra evlilikte de devam edebildiği için zaten 3 yıldan beri de bu. Yani hani evlendik diye ayrı bir formata girmedik. Arzu Hanım, Hakan Bey'in ev işleriyle arası nasıldır? Güzel yemek yapar. Onun dışında ev işleriyle hiçbir alakası yoktur.
Hiçbir şey yapmaz tabii ki. Ama yemek yapmak istediğinde güzel yemek yapar. Et yemeklerini özellikle çok güzel yapar. Filmlere konu olacak cinsten bir aşk onlarınki. Ama bunu mecazen söylemiyoruz. Hakan Peker'in efsane şarkılarının fonda kullanılacağı bir filme imza atacaklarmış. Projelerimiz var, sinema filmimiz var inşallah. Bu sene hazırlıklar son hızıyla devam ediyor. Bir efsane bir film olacak ondan sonra. Uzun metraj bir sinema filmini projemiz var. Ondan sonra yine Açık Hava Tiyatrosu'nda, Harbi Açık Hava Tiyatrosu bu sene muhteşem efsane şarkılar ondan sonra konseri olacak. Bunlar bize enerji veriyor. O yüzden daha yolun başındayız. Ben daha yeni başlamış gibi hissediyorum müziğe, sanata.